Sohbetler az olunca feyiz ve bereket elbette azalır. Sohbetler çoğalınca feyiz ve bereket de çoğalır. Benim rahmetli babam, Cenab-ı Hak hepinizin geçmişlerine rahmet eylesin, Efendi Hazretlerimizden Kuddisesi Ruh 60'lı yıllarında ders almıştı. Sonra Efendi Hazretlerimizden izin aldı, memlekete gitti. Tabii uzun süre köy memlekette kaldı o fabrikayı yapabilmek için. Sonra İstanbul'a geldiğinde, Efendi Hazretlerimizi ziyaret ettiğinde, Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruh ona dedi ki, mühendis dedi, eğer memlekete gitmeseydin, İstanbul'da kalsaydın, sohbetlere devam etseydin, Hasan Efendi gibi olurdun dedi bana. Demek ki Hasan Efendi gibi olmayı kaybetti. Niye? Hasan Efendi Hazretlerinin katıldığı sohbetlerle elde ettiğini, sen sohbetlere katılmadığı için elde edemedin. Sadece derslerini yaptığından, kalbi bağlantını devam ettiğinden dolayı mesafe kat ettin ama Hasan Efendi'yi bir kat edemedin demiş oldu. Şimdi diyelim ki sohbetler olmadı, aksaklık oldu. O zaman şuna bakmak lazım. Gerçekten talebeyle hoca arasında, müritle mürşid arasında o kalbi bağlantı var mıdır? O kalbi sevgi bağlantısı varsa yine bir şekilde feyiz gelir. Sohbetlerdeki gibi bol gelmese de yine gelmiş olur diyor. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi var. Eğer bir insan gerçekten bir Allah dostunu seviyorsa, bir talebe bir hocasını seviyorsa, bir Müslüman bir Müslümanı Allah için seviyorsa, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerifi can kurtaran simidi gibi karşımıza çıkmış oluyor.